Esselamun aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek verebilirsiniz. Abone olup bildirimleri açarak da yeni gelecek hikayelerden haberdar olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. O gece Serpil'in çığlıklarıyla yine uyanmıştım. Kız kardeşim her gece neredeyse feryat eder. Canavarlar tarafından rahatsız edildiğini söyler. Odasına girer girmez küçük dolaba saklandığını görmüştüm. Kapakları açtığımda üzerime doğru fırlayıp sarılmıştı bana. Sakin ol kardeşim, buradayım. Üzülme, tamam mı, ağlama desem de hınca hınç ağlayarak neredeyse gözleri yuvasından çıkacak. Ağlamasını durduramadığım için de yüksek ses çıkarıyor. Annem ve babam da uyanmıştı. Annem her zamanki gibi kahrolmuş şekilde gelerek kızım iyi misin dese de bir fayda yok. Her zamanki gibi bahsediyor o canavarlardan. Çift başlı, uzun tırnakları olan kocaman ayaklı yaratıklardan. Hep aynı tasvirler. Hatta bir defasında çiz dediğimde aynı resimleri kusursuz şekilde çizmeye başlamıştı. Belki hayal dünyası, belki şizofreni. Babam yaklaşık 2 yıldır psikologlar ve doktorlar arasında geziyor. Ama çözüm bulabilen yok. Babamın canına tak etmiş şekilde bu evde kesin sorun. Siz hemen hafta sonu bizim yazlığa gidiyorsunuz, tamam mı? Orada kalacaksınız, başka da bir şey istemiyorum. 3 ay boyunca orada kalın. Ben yeni bir ev aldıktan sonra baştan aşağı dizeceğim. Söylediği gibiydi gerçekten. Bu eve ne zaman dadı çağırsak veyahut yardımcı birini, birkaç gün kaldıktan sonra direkt olarak kaçıyor, bu evde çalışmak istemediklerini söylediklerinde neden çalışmak istemiyorsunuz? Bir açıklama yapın lütfen desek de hiç kimse açıklama yapmayarak telefonu suratımıza kapatıyor. Karanlığın içine hapsolmuş haldeyiz. O gece sabaha kadar uyuması için salonda başında bekledim Serpil'in. Her zamanki gibi nur yüzüyle uyuyor. O kadar güzeldi ki kız kardeşim. Ne yaparsam yapayım onun yüzünü güldüremiyorum. Beni kahrediyordu bu durum ama babamın bulduğu çözüm belki de bizi kurtarabilir. O hafta sonu bütün eşyalarımızı topladıktan sonra evdeki eşyaları bile almamıştık. Bütün hepsini bir spotçuya satacağını, eşyaların bile lanetli olabileceğini düşünüyor babam. Babam daha öncesinden diğer taraftaki evi temizletmiş, birçok yeni eşya alarak neredeyse tamamlamıştı evi. Hafta sonu oraya gittiğimizde Serpil için de iyi olabileceğini düşünüyordum. Çünkü bahçesinde küçük bir park yaptırmış babam. Daha doğrusu yapay aldırmış. İçeriye gittiğimizde çok sevinmişti Serpil. Burada onları hissedemiyorum abi, biliyor musun? Sonunda rahatım diyerek bana doğru koşup sarılmıştı. Uzun zaman sonra küçük ağzından çıkan gülücükler beni mutlu ediyor. Annem de mutlu bir şekilde ona bakarak sonunda kurtulduk galiba, gerçekten o ev lanetliymiş. Mutfakta bir şeyler hazırlamaya gitmişti annem. Ben de Serpil'i alıp odaları gezdiriyor, hangi odayı isterse orada kalacaktı. Kendime bir oda benimsemiştim ama büyük ihtimalle büyüklüğünden dolayı o isteyecekti. Normalde hayatta bunlara taviz vermezdim ama onun gülmesi için her şeyi yaparım. Gezdiğimiz odalarda bir tane odanın önüne geldi. Bu odayı istemiyorum abi, bu oda kötü. Bu odada hissediyorum, gene onlar var. Ben gideceğim diyerek aşağıya doğru koşmaya başlamıştı. Tedirgin olmuştum ama kapıyı açmaya çalıştığımda kilitliydi. O kadar uzun zamandır kullanılmamış ki ev, kapıların zaten değişmesi gerekli. Serpil hala bağırarak annemin yanına doğru merdivenlerden koşmakta. En iyisi bu kapıyı kırmak, kontrol etmeliyim. İyice gerildikten sonra omzumda sert bir vuruş yapıp bir anda içeriye doğru yuvarlanmıştım. Etrafıma baktığımda sanki uzun yıllardır kullanılan bir yatak odası gibi. Etrafta aynalar, her yerde. Duvarlarda ise garip siyah pastel boyalarla yapılmış çizimler. Duvarların bazılarında yaratık sembolleri. Bu imkansız ama bu Serpil'in çizdiği yaratıkla aynı. Duvarda bu sembolü görür görmez direkt olarak aşağıya koşmaya başlamıştım. Annem de benim ona sürekli olarak anne diye bağırmamdan tedirgin olmuş. Yoksa ev böcekli mi oğlum? Sakın söyleme, lütfen böcekli deme. Bir de ilaçlatmakla uğraşmayalım otellerde. Hayır annem, hemen yukarıya gelmen gerekli. Serpil sen bahçeye çık, oyun oyna, tamam mı kardeşim deyip yanağından öpmüş. Annemle beraber yukarıya çıkıyorduk. Adem ne oldu oğlum, söylesene, meraktan çatlayacağım. Anne, yukarıya çıktığımızda gördüğüne inanamayacaksın. Serpil'in yıllardır çizdiği yaratıklar var ya hani. O girdiğim bir odanın içinde var. İnanamayacaksın buna diye koşar adımlarla odanın başına gitmiştim. İçeriye baktığımda ise her yer harabe. Terk edilmiş diğer odalar gibi. İçeride ne bir yatak odası ne de aynalar, hiçbir şey yok. Annem yanıma gelip omzuma doğru elini koyarak "Ey oğlum, burası tamamen harabe. Duvarlara baksana, küf içinde. Buraların da tekrar yenilenmesi gerekiyor. Yer odaları kullanın dedi ya babam bize. Yapma oğlum böyle şakalar. Gerçekten kalbime indireceksin. Aşağıya yemeği hazırlamaya gidiyorum Adem.
Bir daha böyle şaka yapma lütfen. Zaten zor kurtulduk o evden. Söylentilerle beraber aşağıya doğru gidiyor. Ben ise şaşkın şoka uğramış şekilde odanın içine bakıyorum. Gözlerimle gördüğüme eminim ama. İçeride tamamen bir yatak odası vardı. Daha sonrasında ise o çizimler nasıl olur da yok olmuş olabilir? Acaba ben de mi psikolojik olarak etkilendim? Serpil'in bağırması, belki de görmek istediğimi gördüm. Başımı ufak sallayıp alnıma doğru birkaç tane küçük vuruştan sonra aşağıya Serpil'in yanına inmiştim. Salıncakta sallanıyor. Yine üzgün bir şekilde suratını eğmiş, sadece yerdeki çimlere odaklanmış. Yanına gidip onu sallayabileceğimi söylesem de, abi bu eve de geldiler, bu eve de diyerek bana doğru bakmıştı. Peki nasıl olabiliyor? O evden uzaklaştığımızda geldiğimizde hissetmediğini söylüyordu. Ona doğru eğilerek, nasıl bir şey hissediyorsun bana söyle. Bu durumu daha da derinlemesine araştıracaktım. Psikologlar hiçbir şekilde bu konular hakkında konuşmamızı istemiyor. Onunla ilgili sorular sormayarak onu rahat bırakmamızı söylese de artık canıma tak etmişti. Anlatmaya başladığında neredeyse kanım donuyor. Abi böyle yaratıklar hepsi. Elleri ayakları tırnakları upuzun. Ağızları açılıyor böyle, dilleri çıkıyor aşağıya doğru. Genelde simsiyah görünüyorlar bana. Sonra karanlık duman olup gidiyorlar. Peki neden sana görünüyorlar? Bize bir şey yapıyorlar mı yani? Yanımızda görüyor musun? Hayır abi, genelde tek olduğumda veyahut tek başıma kaldığımda yapıyorlar bunu. Bazen sizin yanınızdayken duvarlardan beni izliyorlar. Onların izlediğini görünce sizin yanınızda yatmak istemiyorum bu yüzden. Belki size de zarar verirler diye. Olur mu öyle kardeşim? Bundan sonra benimle aynı odada kalacaksın, tamam mı? Benim için endişelenme. Önemli olan senin rahat uyuman. Unutma bunu, tamam mı diyerek onun yanağından öpmüş, sıkı sıkı sarılmıştım. Yalan değil. İçimden hüngür hüngür ağlamak geliyor çünkü. Anlattığı şeyler normal bir gözle gördüğümde kalbimin çıkacağı korkulu şeyler. Bu yaşta bunları gerçekten gördüğünü zannediyor veyahut halüsinasyonlar olarak görüyorsa minik kalbi nasıl dayanıyor bu kızcağızın? Hadi biraz daha sallayayım, daha sonra yemek yemek için içeriye gidelim Serpil. Onu salıncağa tekrar oturtup sallamaya başlamıştım ki arkamdan birisi hoş geldiniz diyerek sesleniyor. Güler yüzü iki insan, oldukça yaşlılar. El ele tutuşup bize el sallıyorlar, ben de el sallamıştım. Onlara doğru yaklaştığımda Serpil de yanıma gelerek ''Teyze ve amca nasılsınız?'' diyordu Serpil. Genellikle insanlarla konuşmaz, insanlardan kaçınırdı Serpil. Onlarla konuşması biraz beni şaşırtmıştı. ''Hoş geldiniz, buraya yeni mi taşındınız evladım? Genellikle buradan yürüyüşler yaparız, biz de şu ilerideki koruda oturuyoruz.'' ''Evet amca, biz de yeni taşındık bu hafta sonu. Aslında annem beni doğururken de burada tatile gelmişlerdi. Daha sonrasında satın almışlar burayı. Uzun yıllardır kullanılmıyordu, şimdi taşımaya karar verdik buraya. 3 ay kadar buradayız. Oh çok iyi olmuş evladım. Ara sıra bizimle yürüyüşe gelebilirsiniz. Sevecen nasılsın diyerek Serpil'e doğru soruyor. Serpil de iyiyim amcacım diyerek sevecenlik gösteriyordu. Şaşırmıştım aslında. Serpil'in bu kadar insanlarla sıcak davranması biraz da beni mutlu etmişti şaşkınlığın yanında. Teşekkür ederiz amca. Şimdi yemek için içeriye gidiyoruz. Yarın inşallah sizinle tekrar karşılaşırız. Afiyet olsun evladım diyerek güler yüzlülük gösterip tekrar yürüyüşlerine dönmüşlerdi. Ben de Serpil'in elinden tutup içeriye geri döndük. Annem yemeği hazır etmiş, mutfakta bizi bekliyor. Meyve suyu mu istersin seni canavar diyerek Serpil'e sormuş. Serpil de mutlu bir şekilde meyve suyu meyve suyu diye bağırıyor. Serpil'i burada en azından birazcık mutlu, bu kadar cıvıl cıvıl görmek harika hissettiriyor bana da. Yemeklerimizi yedikten sonra odamızı seçmiş, benim odamda beraber kalacaktık. Bazı odalar çok fazla yıpranmadığı için hızlı bir şekilde tadilat yaptırmış babam hafta sonuna kadar. Yataklarımızı da hazır bir biçimde yan yana koymuştuk. Daha giysi dolabımız olmadığı için kutuları üst üste koyarak kendimize televizyonu koyacak bir yer yapmıştık. Daha internet bağlı tanımadığı için laptopta olan çizgi filmleri izlemek için televizyona bağlamış, Serpil yanımda güvenli bir şekilde çizgi filmini izliyor. Yorulmuştum, birazcık uykuya dalmışım. Rüyamda yine o odayı görüyorum. Odada birisi saçlarını tarıyor. Etrafında da sürekli olarak aynı onun anlattığı gibi Serpil'in anlattığı canavarlardan var. Ona sanki kulluk eder gibi başlarında sallanarak o kadın ne derse onu yapıyorlar. Konuştuğu dili anlayamıyorum. Garip bir dil aslında ama annemin karnını gösteriyorlar bana aynada. Annem hamile bir şekilde, üzerinde garip Arapça yazılar. Bunlar da ne böyle diyerek ona doğru koşmak istiyorum ama sürekli olarak aynı odanın kapısına geri dönüyorum. İçeriye girmem mümkün değil gibi. Annemin dürtmesiyle bir anda irkilerek kalkmıştım.
Ne oldu anne diyerek gözlerimi ovuşturuyor. Annem de Serpil nerede evladım diyerek bana soruyordu. Serpil yanımda yatıyordu. Televizyona doğru baktım, televizyonu kapatmış. Hemen ayaklanıp evi aramaya başlamıştık. Üç katlı olduğu için de çok yer vardı. Serpil bir yere mi saklandın kardeşim, neredesin diyerek bağırıyor. Koridorlar arasında geziyorum. Aklıma oda gelmişti. Hemen alt kata inip odaya doğru koşarak odanın kapısından içeriye girdiğimde ise tam düşündüğüm gibi. Önünde bir tane ayna var. Başını öne doğru sallayarak kız kardeşim sürekli olarak ileri geri yapıyor. Yanına gelip Serpil sakin ol. Neyin var kardeşim, buraya nasıl geldin diye söylensem de sanki bir transa girmiş gibi sessiz bir biçimde mırıldanıyor. Aynaya doğru sürekli olarak ileri geri yapıyor. Onu kaldırmak istediğimde ise aynada garip bir şey gördüm. Hemen arkamı döndüm ama arkamda hiçbir şey yok. Aynayı ters çevirip direkt olarak kardeşimi kucaklayarak odadan çıkmıştım. Odanın arkasında bir şeyler resmen ses çıkarıyor. Tekrar kapıyı açmaya cesaretim yok. Oradan kaçar şekilde hızlı adımlarla merdivenin başına gelmiş, mutfaktan gelen seslerle annemin mutfağa indiğini anlamıştım. Aşağıya inip mutfağa girerken, anne Serpil'i buldum diyerek girmiştim ama domates doğrarken bana bakıyor. Serpil'i buldum derken bir yere mi kaybolmuştu? Sen gelip beni kaldırdın ya anne Serpil nerede diye. Buldum işte, boş bir odadaymış. Ne diyorsun evladım, ben mutfaktan hiç çıkmadım ki. Akşam yemeğini hazırlıyordum. Şoka uğramış ve dona kalmıştım. Sadece arkamı dönüp sessiz bir biçimde merdivenlerden çıkıyordum ki Serpil kulağıma doğru garip bir şey fısıldadı. Aksana. Serpil'e doğru baktım. Serpil de sadece bana bakıyor, ne oldu abi diyor. Buraya nasıl geldiğinden bir haberi yok kızın. Odaya çıkarıp tekrar yatırmıştım. Çizgi film izlemeye devam ediyordu. Önce yüzümü ovuşturdum, daha sonrasında banyoya gidip elimi yüzümü yıkadım. Neler olduğundan bir farkım yok ama galiba söyledikleri gerçek Serpil'in. Gördüğüm garip halüsinasyonlar sanrılar. Rüyadan sonra Serpil'i öyle görmem. Hele ki annemin beni kaldırdığından bile haberi olmaması. Büyük ihtimalle bu şeyler gerçek. Bunları araştırmam gerekiyor. İnternet üzerinden halüsinasyonlar ve şizofreni hakkında birçok araştırma yapsam da hiçbiri bize uymuyor. Sonunda bir site bulmuştum. Sitenin içinde yazılanların aynısı kardeşim oluyor. Hatta birçoğu. Sitenin başlığında yazan şey ise evin gerçek sahipleri. Bu ne demek ki? Araştırmaya ve okumaya devam etmiştim. Anlatılanlar kan dondurucu şekilde cinnete sürükleyen şeyler. Hatta sürekli olarak cinlerden bahsediliyor. Cinleri de araştırmaya başlamıştım. O kadar tutkulu bir biçimde araştırıyorum ki resmen saatin nasıl geçtiğini anlamamışım. Aşağıdan bağırılmasıyla beraber kendime gelmiş, saat akşam 9 olmuş. Tekrar Serpil'i alarak aşağıya inmiştim. Babam gelmiş, elinde birçok erzak, dolabı yerleştiriyorlar. Babam bize doğru dönüp, kızım nasılsın, iyi misin inşallah? Kendine geldin mi, gel bakayım buraya diyerek sıkı sıkı sarılıp yanaklarından öpmüştü. Serpil başını sallıyor. İyiyim babacığım ama kızmayacaksan bir şey söyleyeceğim. Olur mu öyle şey kızım, söyle bakalım, canım bir şey mi istiyor? Diğer evdekiler tekrar buraya geldi baba. Kızmışlar size evi terk ettiğiniz için. Artık buradaki evi de onların olacakmış. Ne olursa olsun hepimiz onlarla yaşamak zorundaymışız. Söylediği şeylerden sonra ise babam iyice endişelenerek ayağa kalkmıştı. Annemle fısıldayarak bir şeyler konuşuyor. Annem sürekli olarak koca karı işleriyle olmaz bu iş dese de babam öfkelenmiş bir şekilde bağırarak babamın dediğini yapacağız artık. Senin dediklerini yaptık da ne oldu? Doktor, hastane, her yeri gezdik, kızcağız burada kalmış öyle. Babamı arayacağım, yarın gelecek. Bakacak ve durumunu anlatacak bize. Ne olursa olsun bunu yapacağız. Eğer bir karışmaya çalış, yemin ediyorum boşarım seni. Annem babamın bu çıkışından dolayı ağlamaya başlamıştı. Babam öfkeli bir şekilde bardağa doğru ters bir elle vurarak bardağı uçurup kırmıştı ama mutfaktan uzaklaşıp direkt olarak üst kata çıkıyor. Annemin yanına gidip sarıldım. Neyi var babamın anne? Koca karı işleri dediğin şey de nedir? Artık bana da söyleyebilirsiniz, yaşım büyüdü. Serpil'e doğru bakıp Serpil oturmuş bir şekilde oyuncakla oynadığını görünce benimle konuşmaya başlamıştı annem. Oğlum, ben sana hamileyken de ben de böyle şeyler yaşıyordum. Onu iyice dikkatlice dinliyorum. Anlat anne, anlat. Lütfen gevelemeden dümdüz anlat. İşte sen hamileyken garip şeyler yaşıyordum. Babanı görüyordum bazen halüsinasyon olarak. Yanımda yatıyordu ama daha sonrasında işten yeni geldiğini filan işte eve. O evi de terk edip başka bir ev bulmuştu. Seni doğurduğum ev aslında burasıydı ama buradan da kaçmak zorunda kaldık. Sürekli olarak peşimdeydiler çünkü. Ne olduğunu bilmiyoruz ama babasına söyledi bu durumu. Babası köyden kalkıp gelmişti.
Hüseyin deden mi? O köyde ağalık yapıyor hala değil mi? Evet o. Gelip bana doğru bakar bakmaz. O kız sahiplenilmiş diyerek bir anda arkasını dönüp evden çıkmıştı. 2 gün kadar sonra başka bir hocayla geldi yanında. İçeriye girdiler. Karnıma garip yazılar yazıldı. Sen doğmadan önce çok acılar çekiyordum ama onun gelmesiyle beraber düzelmiştim. Düzelmekten sonra da daha çok korkmaya başladım. Araştırmalar yaptım oğlum. Hocalar işte cinlere veriyormuş çocuğu filan. O günden sonra bir daha hoca falan görmek istememiştim. O yüzden hocayı ne zaman götürelim derse baban karşı çıkmaya başlamıştım. Ne olur ne olmaz belki de kızımı benden alacaklar diye. Ama böyle bir şey nasıl olur anne? Ümmü Sibyan cini de nedir? Tamam anne sakin ol. Al şu Serpa gözyaşlarını sil tamam mı? Hadi sen yukarıya çık yatağına yat. Ben de Serpil'le yatacağım zaten merak etme. Gerekirse bu gece uyumayacağım. Söylediğim gibi Serpil'i kucağıma alarak odamıza geçmiştik. O rahat bir şekilde yatıyor. Tabletten çizgi film izlerken uyuyakalmıştı. Ben de araştırmalarıma devam ediyordum. Telefonumun interneti bir anda çekmemeye başlamıştı. Daha sonrasında şarjım bile düşüp bir anda kapandı. Ne olduğu konusunda fikrim yok ama yine anormal şeyler olacak. Bu yüzden direkt kutuları alarak kapının arkasına doğru koydum. Arkadan bir ses geliyor. Kapıyı tıklatarak konuşan Serpil. Abi beni odaya almayacak mısın? Dışarıda mı bırakacaksın? Hani beraber yatacaktık abi? Arkama doğru yatağa baktığımda ise aynı Serpil'in bahsettiği yaratıklara benzeyen bir yaratık bana doğru yürümeye başlamış. Önce o iğrenç ayaklarındaki pençelerle beraber bir adım atıyor. Yerdeki tahtalara ayaklarını geçiriyor. Daha sonrasında ise pençeli elleriyle bana uzanarak ağzından çıkan uzun dilinden akan salyalarla beraber garip anlayamadığım dilde bir şeyler söylüyor. Bunlar gerçek değil hayır halüsinasyon. Orada Serpil yatıyor diyerek gözlerimi kapatmıştım. Araştırmalarımda Nas suresinin üzerinde etkili olduğunu duymuştum. Hemen besmele çekip Nas suresini okudum. Gözlerimi açtığımda ise gerçekten Serpil yatakta öylece uzanıp uyuyor. Dışarıdan gelen sesler ise durmuş. İçim inanılmaz rahatlamıştı. Bize olan şey cinler. Araştırmalarımdaki her şey doğru. Annemin söylediği gibi dedemin bildiği şey de. Telefonu hemen açmaya çalıştım. Açma düğmesine bastığım anda telefon zaten açık bir şekilde duruyor. Şarjı ve interneti de çalışıyor. Hemen dedemi aramıştım. Gece geç saatlerde aradığım için de telefonu açması biraz uzun sürdü ama sonunda açmıştı. Dede beni duyabiliyor musun Hüseyin dedem? Duyuyorum evladım söyle bakalım bu saatte neden aradın hayırsız. Bayramdan bayramı arardın sadece bir şey mi oldu? Annem veya baban Serpil iyiler mi söyle bakalım diyerek telaşlanmış. Sürekli olarak soru bombardımanını tutuyor. İyiler dedi iyiler ama seninle bir şey konuşmak istiyorum önemli. Dinliyorum evladım söyle. Parayı mı sıkıştı yoksa baban? Hayır dedi öyle bir şey değil. Geçmişte ben doğmadan önce bir şeyler yaşamışsınız doğaüstü. Hatırladın mı diyerek sordum. Sesi titreyerek evet hatırladım ama sen nereden biliyorsun hayırdır inşallah. Aynısı Serpil oluyor yıllardır dedi. Senden saklıyorlar hiçbir şey söylemiyorlar. Annem getirdiğin hocanın Serpil'i alıp götüreceğinden korktuğu için senden saklamasını istedi babamdan. Ama Serpil de ben de kötü durumdayız. Eski evi sattık ve yeni evdeyiz. Yeni evde hani şu annem hamileyken burada mı ne işlem yapmışsınız buraya getirdi babam. Burada koruma mı ne varmış ama gene de etki ediyor söylediğine göre annemin. Dedem telefonu kapatmadan önce hemen oraya geleceğim. Ama ne olursa olsun sakın yukarıya çıkmıyorsunuz tamam mı? Henüz kattaki merdiveninin başına büyük bir tuz çek. Tuzu çekerken de rukiye ayetleri okuman gerekti. Okumayı biliyor musun duaları dedi. Hayır dedi bilmiyorum. Yapacak bir şey yok o zaman sadece tuzu çek ve ben gelene kadar orada kalın. İlk uçakta direkt olarak geleceğim. Tam kapatırken arkadan Allah kahretsin dediğini sessiz bir biçimde duymuştum. Telefonu şarja takıp direkt olarak Serpil'in yanına kurularak saçlarını sevip yatmıştım. Sabah saatlerinde kapının vurulmasıyla uyandık. Kapıya deli gibi vuruyordu annem. Sonuçta kutuları önüne çekmiş kapının açılmasını engellemiştim. Kutuları hemen geriye itip kapıyı açtığımda ise ''Neden kilitledin kapıyı? Kalbime inecekti be oğlum.'' diyerek zerzenişte bulunuyor. ''Ne yapayım anne biliyorsun durumları. Ne olur ne olmaz.'' diyerek kapıyı böyle kilitledim. Ne de olsa kilit sistemi çalışmıyor burada. Hemen Serpil'e doğru koşup iyi misin kızım diyor. Serpil'de hiçbir şeyim yok anne diyerek başını sallıyordu. Aşağıya inip kahvaltı yapıyoruz ama babamın ne iştahı var ne de tadı tuzu. Annem ne yapıp ne ettiyse ikna etmiş babamı büyük ihtimalle dedemi aramamak için. Ama ben gece çoktan aramış bu duruma el koymuştum. Kahvaltı bitiminde babamın yarın toplantı olacağını bu yüzden iş yerine yakın bir yerde kalacağını söylemesiyle
Evde sadece üçümüzün olacağını zannediyorum. Ama büyük ihtimalle dedem yetişmiş olacak. Babamın gitmesiyle beraber annem de odaları gezmeye başlamış. Hangi odada ne kadar hasar var, neler alınacak, onların listesini yapıyor. Dedemin söylediği son anda aklıma gelmişti. Aşağıya mutfağa inerek direkt olarak bir tuz paketi alıp yukarıya çıktım. Annem üçüncü kata çıkarken dur anne diyerek önüne geçmiştim. Anne, okuduğum bir şeye göre bunu yapmam gerekiyor. Ne olursa olsun buraya çıkma, tamam mı? Hadi aşağıdaki katları beraber gezelim. Annem şüphelenir şekilde bana bakıyor. Tuzu dökmemden dolayı da gözlerindeki garip bakış öfkeye dönüyordu sanki. Oğlum, bir daha böyle şeyler araştırmayacaksın bak, tamam mı? Ne yapayım anne? Çözüm bulmak için elimden geleni yapıyorum. Lütfen beni dinle bu seferlik, kırma beni. Aşağıya inmiş mutfağa geri dönüyordu ama sanki annemde de bir anormallik varmış gibi. Kapının çarpma sesi dikkatimi çekmişti. Yine o kapı mı yoksa? Aşağıya inip direkt olarak o kapıya doğru koştum. İçeride kimse yok. Her şey yerli yerindeydi. Büyük bir bağırışla Serpil'in sesini duymam ile kendi odamıza koşmamız bir olmuştu. Duvara doğru bakarak duvarı gösteriyor, garip bir yazı yazıyor duvarda. Tamam kardeşim, sakin ol deyip kucağıma alarak onu aşağı indirmiştim. Bahçeye gittiğimizde ise bahçede yerde yatan iki kişi var. Bunlar dün gördüğümüz yaşlı insanlar değil mi? Serpil'le beraber direkt olarak koşmuştu. Gözleri sanki oyulmuş şekilde bembeyaz bir ak düşmüş gözlerine. Daha sonrasında ise vücutlarında şişme var. Göğsüne doğru gömleğini açtığımda amcanın göğsünün üzerinde aynı duvardaki yazılar. İçinde ise gezen bir şeyler var etlerin. Serpil çığlığı basmıştı. Basmasıyla beraber direkt olarak annem de bahçeye doğru koşmuş. Bizim yanımıza geliyorlar. Amca ve teyze tamamen ölü şekilde yatıyor. Amca ve teyze ölmüş şekilde yatıyor. Nabız yok. İkisinde de nabız yok. Şoku uğrayarak olduğum yere çökmüş, saçımın aralarından ellerimi gezdiriyorum. Bu sırada dış kapının açılmasıyla beraber hepimiz yerimizden sıçramıştık. Gelen dedemdi. Arkasında ise yaşlı bir amca. Hemen dedeme doğru koştum. Annem dedemi görünce surata düşmüş şekilde aşağıya doğru bakıyor. Bu nasıl olabilir? Arayamaması lazımdı. Böyle şeyler mırıldanıyor. Dedemin elinden öpüp sıkı sıkı sarılmış, Serpil de annemin kucağından aşağıya doğru inerek dedeme doğru koşuyor. Serpil dedemi nasıl hatırlıyor anlayamıyorum. Dede dede diyerek koşması beni şaşırtmıştı. Dedem yanaklarından sıkı sıkı öpüp Serpil'i kucağına aldığında ise ''Dede, her zaman rüyama giriyorsun, biliyor musun? Beni korumak için elinden gelen her şeyi yaptığını biliyorum. Teşekkür ederim.'' dedi. Serpil'in ağzından çıkan bu cümlelerden sonra annem ''Mendebur'' diyerek dedeme doğru koşmaya başladı. Sanki ona vurmak istiyor. Ne olduğu konusunda hiçbir fikrim olmadığı gibi de donarak sadece izlemeye başlamıştım. Hoca arka tarafından öne doğru geçerek bir anda Arapça bir şeyler okumaya başladı. Annem boğazından sanki tutuluyormuş gibi kasılmaya başlayıp elleri arkaya doğru titremeye başlamıştı. Hafifçe yukarıya doğru kalktığını gözlerimle gördüğüme yemin bile edebilirim. Ayakları düz bir şekilde kalmış, birkaç santim havaya doğru kalkıyor. Hoca okumalarını bitirir şekilde elini indirdi. Annem yere doğru yığılmıştı. Dedem, bir gün bunun olacağını biliyordun değil mi? Senin yüzünden bu çocuklar, oğlum, her zaman uzak kaldım onlardan. Sen şeytana tapan bir kafirsin. Bir anda üstüne doğru çullanarak ellerini arkaya doğru sımsıkı tutup annemi etkisiz hale getirmişlerdi. Hoca Serpil'in hemen karnını açıp kulağını karnına doğru yasladı. Kızım, karnında herhangi bir acı veyahut hissiyat olursa bana söyle, olur mu? Tamamdır amca diyerek başını sallıyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Gördüklerim ve duyduklarım karşısında sadece baka kalmıştım. Tekeler şekilde birkaç defa dede dedim ama dedem sessiz olmamı ve sadece izlememi istiyor. Hoca Serpil'in karnına doğru bir şeyler yazmaya başladı. Yazdıktan sonra Serpil acı çekiyormuş gibi bir anda acıyor amca acıyor deyip omuzlarına doğru ufak yumruklar atıyor. Tamamdır kızım, tamamdır. Kalemi kapatıp direkt olarak Serpil'i kucağına alarak eve doğru ilerlemeye başlamıştı. Dedem de aynı şekilde annemi kaldırarak sürekli olarak bir şeyler okuyor. Mırıldanmalarından sonra eve doğru götürüyor onu da. Ben de arkalarından yürümeye başlamıştım ama bunlar ne olacak diye döndüm. Dedem bana doğru bakıp onlar gerçek değil evladım. Gözlerini kapat, söylediğim şeyleri tekrar et. Söylediği gibi gözlerimi kapatıp söyledikleri şeyleri tekrar ettim. Gözlerimi açtığımda Bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir şey yoktu orada. Aklımı yitiriyorum, kesinlikle aklımı. Dede bana her şeyi anlatman gerekiyor diye yanına doğru koşmuştum. Annem hırlıyor, dişlerini çıkarak sağa sola ısırmaya çalışıyor.
Sanki kuduz bir köpekmiş gibi garip hareketler sergiliyor. İçeriye girdiğimizde bu lanetli eve tekrar geleceğimizi hiç düşünmüyordum. Bizi uzak tutmak için elinden gelen her şeyi yapmıştı zaten. Buraya geri gelmek istemesinin nedeni farklı olmalı. Büyük ihtimalle büyü tekrar aktifleştirilmiş olmalı diyor hoca. Dedem de ne olursa olsun onu bulmamız gerekiyor. En üst kattaydı değil mi? Büyük camın çaprazındaki sol oda. Direkt koridorun solunda yani. Hoca başını sallayıp aynen öyle Hüseyin abi. Sen direkt olarak oraya git. Tuz çektin mi torunum diyerek bana dönmüş. Evet dede söylediğin gibi döktüm ama okuma dediğin şeyi yapamadım. Rukiye. Onu yapamadım. Tamamdır evladım gerisi bende. Annenin ellerini tut. Sırtına doğru avucunun içine koy. Söylediği gibi annemin elini tutmuş sol elimle. Daha sonrasında sırtına doğru sağ elimi yapıştırmıştım. Kulağına doğru eğilip ne söylediyse annem bir anda diz çöker şekilde yere doğru düştü. Başı öne doğru düşerek saçlarıyla her tarafını kapatmıştı. Sadece garip bir şekilde mırıldanıyor. Dedem yukarı çıktıktan 5-10 dakika kadar sonra ''Hocam gelmeniz gerekiyor torunumu da getirin bana.'' ''Tamamdır geliyoruz hemen.'' ''Annene dikkat et oğlum. Hiçbir şekilde sana yalvarsa da, ağlasa da zırlasa da bırakma onu. Gerekli kilit yapıldı onu herhangi bir şekilde sen bırakmadıkça çıkamaz. Sağ elini sakın kaldırmayasın.'' ''Tamamdır hocam merak etmeyin.'' diyordum ama tir tir titriyorum bir yandan da. Korkuyorum açıkçası. Kalbim çıkacakmış gibi vuruyor. Hatta kalbimin sesi başımın içinde patlıyor. Hoca merdivenlerden Serpil'i alarak çıkarken annem sürekli olarak benimle konuşmaya başlayıp yalvarıyor. Serpil'i öldürecekler oğlum beni bırak. Korumam gerekiyor tekrar sizi. Aynı o gün sizi öldürmeye çalıştıkları gibi. Kaçıp buradan kurtulmuştuk ama geri sizi öldürmeye çalışıyorlar lütfen beni bırak. Saçlarını geriye doğru atıp yalvarır gözlerle ağlayarak bana bakıyor. Beni bırak lütfen artık. Ölecek diyorum kardeşin anlamıyor musun? Bıraksana. Kardeşini öldürürlerse vicdan azabından yanar tutuşursun. Bırak artık beni diye debelenmeye başlamıştı. Dedemin söylediklerini ve hocanın temizlerini unutmamalıyım. Bana yalvaracağını söylemişlerdi. Hayır anne bunu yapamam der demez. Gözleri zifiri karanlığa dönmüştü. O kadar fazla korkup titriyordum ki neredeyse sağ elimi çekeceğim. Gözlerimin önüne doğru bir anda kalkarak. Seni itin dölü. ''Beni ya bırak ya da seni burada paramparça ederim.'' Gözlerimi kapatıp hemen ''Bismillahirrahmanirrahim'' diyerek Nas suresini tekrar okumaya başlamıştım. Nas suresini okumamla beraber ağlama sesleri tekrar geliyor. Gözlerimi açtığımda annem dizlerimin dibine doğru çökmüş, yalvararak ''Beni bırak'' diyor. Bu sırada dedem aşağıya doğru inmişti. Gelip bir anda annemin saçını çekerek ''Nereye koydun onu söyle, nerede materyaller söyle'' diyerek tokat atmıştı sertçe. Anneme vurması biraz beni kızdırmıştı ama dedeme tam anlamıyla güvenmeliydim. Annemin de içinde garip şeyler olduğunu biliyordum artık. Dedeme hiçbir şey söylemeyeceğini, bütün herkesin bu evde ölerek onlara yemi olacağını söylüyor. Annem kendinden geçmiş bizi kurban mı etmişti? Anneme doğru tekrar bir şeyler okudu. Avcunun içini ona doğru açarak avcunun içindeki yazıyı gösteriyor. Bu yazıyı görüyorsun değil mi? Ölmek istiyorsun o zaman. Alnına doğru sert bir şekilde avucunun içini çarparak okumalar yapıyordu ki annem tepelenmeye başlamıştı. Debelenerek tekmeler atıyor sağa sola. O kadar fazla acı çekiyor ki gözünü ve ağzını sonuna kadar açarak o zifiri karanlık yok oluyor sonunda. Ağzından garip bir şekilde istifra ederek et parçaları çıkarmıştı. Et parçalarının üzerinde ise yün şeklinde bir şeyler sarılmış. Bunlar saç mı yahu nedir bu? Dedem, annen rahatlayacak artık ama ondan bilgiyi almamız gerekiyordu. Mecburen yakmak zorunda kaldım. Anneni öldürebilirdi. Bir cin mi öldürmüştü dedem? Söylediği şeyler aklımı mantığımı almıyor ki. Kolumdan tutup beni yukarıya doğru götürmek için çekiştirerek direkt olarak üst kata çıkıyoruz. Üçüncü kata geldiğimde ise merdivenin son basamaklarında tuzlarla semboller yapılmış. Üst kata çıktığımızda söyledikleri gibi sol taraftaki en ücra odaya gitmişti. Odanın etrafında hoca sürekli olarak okumalar yapıyor. Yanında getirdiği çantasından çıkardığı otları yakarak tütsü şeklinde dumanlar çıkarmakta. Etraftaki dumanlardan sonra iyice gerilmiş şekilde Serpil korkmuş bir kenarda olanları izliyor. Hemen Serpil'i kucağıma alıp sen bakma. Yüzünü omzuma doğru göm tamam mı kardeşim? Ben söylemeden açma Serpil gözlerini. Tamam abi sen söylemeden açmayacağım. Yüzünü kapattıktan sonra rahatlamıştım Serpil'in. En azından olanları göremeyecekti. Hoca sıkkın bir biçimde iyice terlemiş, dedeme doğru dönerek ''Hüseyin abi burada yok. Farklı bir yere taşımış veyahut farklı bir odada yapmış. Evin içinde olduğu kesin ama yerine saptayamıyorum.'' Hemen aklıma o oda gelmişti.
Dede bu eve geldiğimizden beri hani bir odadan bahsetmiştim, o oda bu oda değil. Bu oda değil mi diyerek şaşkın bir şekilde bakmış. Alt katta dedi, alt katta. Hadi oraya iniyoruz hemen. Alt katı iner inmez o odaya doğru koşuyorduk ama bütün evin kapıları bir anda açılıp kapanmaya, elektrikler de açılıp kapanmaya başlamıştı. Resmen oraya gitmemizi istemiyorlar. Farklı odaların kapıları açılarak içerideki kutular veyahut eşyalar bir anda dışarıya doğru fırlıyor. Oraya gitmemizi engelleyecek şekilde sert bir biçimde tahtalar yüzümüze doğru uçuyor. Duvarın kenarına doğru geçerek saklanmıştık merdiven boşluğunda. Dedem okumalar yapıyor, hoca da aynı şekilde. Mendobur, nasıl saklandıysa o gün, bu işi burada bitireceğiz. O gün bizi nasıl atlattıysa artık atlatamayacak. Sinirli bir şekilde hoca cebinden çıkardığı kağıtlara bir şeyler yazarak ikimizin de eline doğru vermişti. Sıkı sıkı kapatıyorsunuz ellerinizi. Hüseyin abi sen gerekli rukyeleri oku, ben de gerekli olan tılsımları okuyacağım. Evladım yanımızdan ayrılma, senin kanına ihtiyacımız olacak annenden dolayı. Tamam hocam, siz ne diyorsanız yapacağım. Dedemin arkasına doğru geçerek eleğinden sıkı sıkı tutmuştum. Hoca okumalar yapıyor, iki avucunun içini de etrafa doğru açarak sürekli olarak hızlı bir okuma. Bunları yaptığından beri her şey durmuştu. Elektrikler kendi haline gelmiş, hatta kapılar bile durmuştu. O odanın başına doğru geldiğimizde kapı yine kilitli şekilde açılmıyor. Kapıyı hızlı bir şekilde omuz atarak açmıştım ben. Böyle bir şey yapamayız dedi hoca. Okumalarını tekrar edip kapının etrafında gezdirdi avuç içlerini. Daha sonrasında bağırmaya başladı. Hazreti Süleyman'dan doğan anlaşma ile geldim. Ne olursa olsun bu kapının bana açılmasını istiyorum. Eğer kapıyı açmazsanız yakacağım hepinizi. Onu 3-4 defa tekrar etmiş, içeriden ise hiçbir ses yok. Ne yapacağımız konusunda zaten benim bir fikrim yoktu. Dedem geriye çekilmemi söyleyerek kapıya doğru sert bir şekilde tekme attı. Kapı resmen çelik gibi o tahta köhne halden çıkmış, tamamen çelik gibi duruyor. Hiçbir şekilde titreme bile yok. Ben ilk başta omuz attığımda tozlar bile çıkmıştı ama kapıyı açmak mümkün değil gibi. Bu sırada hocanın aklına bir şey gelmişti. Hemen buraya gel diyerek beni çağırmış, elimi uzatmamı söylemişti. Kapıya doğru avucumun içini koydu. Herhangi bir şey hissediyor musun? Karıncalanıyor sadece elim ama tahtaya dokunduğum için olabilir. Hayır, o yüzden değil. Hemen elinde bir kesik açmalıyız. Nasıl yani kesik? Elimi mi keseceksiniz komple? Hayır öyle değil evladım, bekle. Yan duran çantasından ufak bir şakı çıkararak avucumun içine doğru ufak bir kesik atmıştı. Şimdi avucunun içini koy ve söylediklerimi tekrarla. Yanıma gelip kulağıma doğru bir şeyler fısıldıyor. Söylediği şeyleri tekrar ediyorum. Kapı kendiliğinden tık diye bir sesle açılmıştı. Peki şimdi ne olacak? Şimdi ne yapacağım hocam, içeriye mi gireceğim? Hayır, sen kenara çekiliyorsun. Burada bir yerde kağıtlar olmalı. Akit ve vefkleri bulduktan sonra işimiz kolay. Dedemle birlikte içeriye girmişlerdi. Tahtaları yavaşça bastırıyor, esnek bir tahta var mı yerde arıyorlar. Duvarlara doğru ellerini gezdiriyorlar ama aklıma kız kardeşimin aynanın karşısında transa geçmiş şekilde ileriye geri yapması gelmişti. Hocaya doğru seslenip, hocam şuradaki kahverengi ayna, duvara yaslı olan hani. Oraya doğru kız kardeşim önünde oturarak transa girmiş gibi zikir çeker gibi bir ileri bir geri gidiyordu. Hatta kardeşim oradan kaldırırken garip bir silüet görmüştüm hocam. Allah senden razı olsun kardeşim der demez, aynayı tutup yere doğru yatırmış, arkasındaki çentikle çıtaları çekiyor. Sonunda çıkardığında arkasında bir sürü kağıt var yığınla. Hatta poşet içinde garip şeyler. Tamamen et dövülerek içine doğru doldurulmuş. Orada göz mü var? Bunlar göz mü? Koyun gözleri ve birçok idrarlı et. Bunların hepsini kendi yapmış Hüseyin abi. Sen bana yardımcı ol. Kız kardeşini ne olursa olsun sıkı sıkı tut bak, tamam mı demişti. Kardeşim zaten yanımda duruyor, merak etmeyin. Onu hayatta bırakmam. Hüseyin abi sen de çocukların yanında dursan iyi olur. Burası gittikçe karışacak. Kapının önünde dur, kanına ihtiyacım olabilir, tamam mı? Tamamdır hocam, siz nasıl istiyorsanız burada bekliyorum. Dedem yanımıza gelmiş, ikimize doğru sarılarak bizi koruyor. Hoca kağıtların her birini çıkardığında dualar okuyarak açmaya başladı. Arkasındaki ipleri çakılarla kesiyor, her açtığında daha da şoka uğramış şekilde gözleri fal taşı gibi açılıyor. Kağıtları yan yana koyduğunda, Hüseyin abi çocuğu gönder lütfen. Ben içeriye girer girmez elimi tekrar ona doğru uzatmıştım. Zaten elimdeki kesiğin kanları daha yeni durmuştu ki üzerine doğru ufak dokunuşlarla tekrar açtı yarayı. Elimi sıkarak avucumun içinden akıttığı kanların her birini kağıtların üzerine koyuyor. Daha sonrasında okumalar yaparak kağıtlara doğru sert bir şekilde üflemeye başladı. Kağıtları üst üste koyduktan sonra
Evladım, şimdi elini tam üstüne koyacaksın. Eğer bir görüntü veyahut bir ses duyarsan bana söyle, olur mu? Tamamdır hocam, söyleyeceğim. Sol elimi tutarak avuç içimi tam kağıdın ortasına getirecek şekilde koymuştu. Hiçbir görüntü veyahut ses yok. Hayır hocam, duymuyorum. Tamamdır evladım. Ümmü Sibyanlar hocam. Hiçbir şekilde Ammar veyahut farklı bir şey değil. Ümmü Sibyan cinleri. Kadıncağızın içinden çıkardığımız zannettiğimiz lider anlaşmaya uymayarak kendini yakmış bir şekilde. Onun kabilesinde olanlar yapıyor bunu. Cin lideri anlaşmaya uymadığı için ölmüş. İntikam için de çocuğun üzerinde koruma olduğu için bir daha gebe kaldıklarında kıza musallat olmuşlar. Hiçbir sorun yok, halledeceğim. Kağıtları top halinde yuvarladıktan sonra çantasından çıkardığı bir sıvıyı dökerek yakmaya başladı. Aşağıdan öyle bir bağırış geliyor ki sanki etleri kopuyor annemin. Çığlıklar içinde. Aynı anda dedemle beraber o yöne dönmüştük. Serpil duymasın diyerek kulaklarını kapatmıştı dedem. Dede, aşağı inmem gerekli, anneme bir şeyler oluyor. Evladım merak etme, bizimle oyun oynuyorlar. Sen içeride dur, ne olursa olsun kurtulacaksınız. Dedeme güvenmeli miydim? Kafamı arkaya doğru duvara doğru bulup olduğum yere doğru çöküp oturmuştum. Hoca işlemlerini bitirdikten sonra Allah'ın izniyle bitti artık. Herhangi bir şekilde artık size bulaşamazlar. Ayağa kalkıp aşağıya doğru iniyorduk. Serpil sürekli olarak gittiler de gittiler. O hissiyatlar gittiler. Rahat hissediyorum diyerek mutlu mutlu gülüyor. Merdivenlerin başından tam salona doğru baktığımızda ise İzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Annemin ağzı burnu yamulmuş, kollar ayakları birbirine girmiş. Hemen Serpil'in suratını göğsüne doğru yapıştırdı dedem. Üst kata çıkmıştı. Dedeme odaya götürmesini söyledim Serpil'e. Odayı parmağımla işaret ettikten sonra hoca ile beraber aşağıya inmiştik. Annemin ne suçu var hocam? Annemin ne suçu var hocam? Annemi neden öldürdüler diyerek yalvarır şekilde annemin önüne doğru diz çökmüş, üstüne doğru kapaklanarak ağlıyordum. Hoca elini omzuma doğru koyup, annenin aslında ne kadar suçlu olduğunu bilsen yavrum. Çocuğunun erkek olması için her şeyi yaptı. Annesinden kalan miras olan büyücülükten senin erkek doğman için anlaşma yaptı Ümmü Sibyanlarla. Ama bilmediği bir şey vardı. Kafir cinler her zaman insanlarla oyun oynar. Senin erkek çocuk olacağını biliyoruz, annem mutluydu ama daha sonrasında fark etti ki onu öldürüp sadece seni istiyorlar. Yani anneni öldürdükten sonra Ümmü Sibyan cinleri seni alarak cinler alemine kaçırmaya çalışacaklardı. Veyahut Ademoğullarının aleminde, yani bizim burada farklı bir şekilde onlara tapar şekilde büyümeni. Bu yüzden anneni öldürmek istediklerinde babam bize ulaştı. Deden de beni tanıyordu sağ olsun. O zaman gelerek buraya gelmemi sağladı. O ilk çıktığımız odadaydı büyülerin materyalleri. Anneni bunu tembih ettik. Binlerce kez tövbe etti. O zaman Ümmü Sibyan cinleriyle bir anlaşma yapmıştık. Sonuç olarak bir büyü sayesinde çocuğun erkek doğmasını sağladıklarını, bu yüzden de hak talebinde olduklarını söylediler. Biz de bu evi onlara bırakmıştık. Bu evde rahat bir biçimde yaşayacaklar. Siz de başka bir evde kendi yaşamınızı sürecektiniz. Büyük ihtimalle benim sadece anlaşmayla kalacağımı zannettiler. Ama büyük bir koruma tılsımı yapmıştım sana. Tekrar içine girmeye çalışan bir Ümmü Sibyancı olursa paramparça olacaktı. Liderleri de senin içine girmeye çalıştığında küçükken yok olup öldü. Ondan sonra da kız kardeşin doğacakken tekrar gelerek kanından olan birine musallat oldular. Bir isim söyleyerek cin lideri buydu dedi. Hocam, bu kız kardeşim bana söylemişti bunu. Evet, eve ilk geldiğimiz zaman merdivenlerden çıkarken hatta şaşkın şekilde ona bakıyordum. Bu ismi daha önce duyduğuna emin misin? Sana ismini söylemiş. O ölmemiş diyerek bir anda yukarıya doğru koşmaya başlamıştık. İçeriye girdiğimizde ise dedem aynı annem gibi ağzı burnu bükülmüş şekilde yerde yatıyor. Başında ise kız kardeşim Serpil, gözleri zifiri karanlığa dönerek metalik bir sesle. Hoca benim öldüğümü mü zannetmiştin? Ben yaşıyorum. Hocaya doğru bunları söyledikten sonra avcunun içini açarak hocaya doğru tutmuştu. Hoca bir anda elleri kolları kapanır şekilde duvara doğru yapıştı. Hocayı kurtarmaya çalışıyordum ama nafile. Söylediği metalik ses tonlarıyla dualar onu etkiliyor olmalı. Ağzını açacakken çenesi dilinden kapanarak ağzı kapanıyor. Hocanın konuşmasını engelliyorlar. Dışarıdan gelen sesler artıyor. Evdeki yeniden elektrikler ve kapılar kapanıp açılarak kapılar birbirine vuruyor. Kardeşim yapma. Serpil kendine gel diyerek yalvarsam da mümkün değil. Tamamen transa girmiş durumda. Benim de ellerim kollarım dönmeye başlamış. Hatta kırılacak dereceye geldiğinde ağzımı bile oynatamıyordum.
Nefes almam bile gittikçe zorlaşmıştı. En son hatırladığım sanrı şeklindeki şeyler bunlar. Neredeyse bayılmak üzereydim ki arkadan korkmuş bir şekilde babamın sesi geliyor. Bir şeyler okuyordu. Yerde başımı zar zor da o sona doğru çevirmiştim. Elinde bir kağıt açmış, sürekli olarak okuyor. Okumalarından sonra ise Serpil'e bir şeyler oluyormuşçasına elleri kolları geriye doğru çekilmeye başlamıştı. Daha sonrasında ise Serpil'den de aynı annemdeki gibi bir kusma, ağzından yine bir et parçası çıkmıştı. Babamın okumalarından sonra hoca da kendine gelerek yere doğru düşmüştü. Hoca ayağa kalkar kalkmaz sendeler bir şekilde koşarak Serpil'in yanına doğru geldi, okumalarına devam etti. Kağıdı getir kağıdı diyerek babama bağırıyor. Babam kağıdı uzatır uzatmaz, kağıdı Serpil'in karnına doğru yapıştırıp bir okuma yaptı. Ağzından, ayaklarından ve ellerinden kara dumanlar çıkıp havada bir yuvarlak süzme oluşturmuştu. Daha sonrasında ise parçalanarak yok oldu. Elektrikler ve kapılar yeniden kendi haline gelmişti. Hoca yığılmış bir şekilde yere doğru yattı. Bitti şükürler olsun ki diyor. Babam da koşarak Serpil'e sarılmıştı. Ben de yerden zar zor kalkarak kardeşimin yanına gidip sarılmıştım. Babam hadi gidiyoruz diyerek Serpil'i kucağına alıp beni de götürmek istiyor. Babasına doğru baktığında ise babam ağlamaya başlayarak neden burada kalacak oğlum annen de. Hocam siz ilgilenirsiniz değil mi? Merak etme ben halledeceğim. Siz hemen buradan uzaklaşın zaten. Kaybolun ortadan. Söylediği gibi babamın geldiği araca binmiştik. Babam direksiyona birçok yumruk atıyor, isyan eder şekilde deli gibi bağırıyor. Serpil ise arkada korkmuş şekilde yanımda yatıyordu. Kulaklarını tıkamıştım onun, uyutmaya çalışıyordum onu sürekli dizimi sallayarak. Ama gördüklerinden sonra psikolojisi nasıl olacak bilemiyoruz. Aradan 1,5 yıl geçti. Serpil artık normal bir çocuktu. Kendi başına uyuyor, karanlıktan da korkmuyor. Annem ve dedeme ne olduğunu bilmiyorum. Erkek çocuk tutkusunu annemin yaptığı bir büyü yüzünden ailemiz felakete sürükleniyordu neredeyse. Dedem bizi kurtarmak için canından olmuş, annem ise yaptığı büyünün acısını çekmişti. Şükürler olsun ki kız kardeşime de babama da bir şey olmadı. Keşke dedem de hayatta olsaydı, şu anda yanımızda bizi sevebilseydi. Rabbim bizi şerli varlıkların şerrinden korusun dostlarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Rabbim inşallah rızk bekleyen hanelere rızk, şifa bekleyen dostlarıma da şifa ihsan eyler. Videoyu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Esen kalın dostlarım.